Hafta sonu ayıptır söylemesi, Bursa'ya gittik, Uludağ'a çıktık, Uludağ'a. Acayip kar vardı ya, kışın yokmuş bu kadar kar, acayip kar. Ondan sonra da şeye gittik, neyle gidiliyor? Bandırma vapuru var hani, Bursa'ya. Feribot, hızlı feribot dedikleri. Mudanya, ha, İdo, İdo. İdo da iktidarın İdo'su ya, bir tek iktidar yanlısı Kanal 24 yayınlanıyor, bir tek. Onu da punduna getirmişler kardeşim, yani böyle bir şey yok. Kanal 24 yayınlanıyor bir tek. Hani TRT olsa ona da razıyız. Onu da kılıfına uydurmuşlar. Hani TRT dersin ki hani herkesin seyredebileceği, hani hani ne Kanal D ne bilmem ne de, hani majör kanallar da değil. Çok seyredilen kanallar, insan der ki yani çok seyredilen kanallarız. Yok kardeşim, anca iktidarın partisinin hangi şeyiyse, kanalıysa o. Bir de kardeşim bindik, 5.30'da kalkacak İdo. Seçim otobüsünü bekledi, 20 dakika geç kalktı. AK Parti seçim otobüsünü bekledi, 20 dakika geç kalktı. Hani çoğulcu demokrasiydi bunlar, hani insan haklarıydı bunlar. Kendilerine gelince yontuyorlar. Şimdi MHP'nin otobüsünü bekler miydi o İdo? Bekler miydi, size soruyorum. Of of, bunlar küçük şeyler ama bunlar mide bulandıran şeyler. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ama millet kestaneme bir şey olmasın da bir şey olmasın diye diye ülke gidiyor ama. Buyurun efendim, buyurun, gidiyor. Vallahi ne olacak? Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Ya, siz böyle koyun gibi olursanız döner ya. Ona göre... Bunları da herkes söyleyemez ama yani onu da sıkar biraz yani. Ama biz kendimizi biliyoruz kardeşim. Kanunlara saygılıyız, Allah'tan korkarız. Önemli olan da bu ama önemli olan herkesin bu duygu içerisinde olması. Kanunlara saygılı olacaksın. Başkasının haklarına saygılı olacaksın. Ama maalesef işte. Çok zor günler bekliyor ülkeyi. Dolar aldı başını gidiyor. Hangi okulu bitirdin? Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'ni bitirdi kardeşim. Of of, bu Türkiye'nin hali ne olacak? Bir de biz nelerle uğraşıyoruz? Hala nelerle uğraşıyoruz? Evet. Adam üniversiteyi bitiriyor, ayıptır söylemesi. 500 milyon maaş alıyor bakın. Üniversiteyi bitirmiş, İngilizceyi öğretiyor. 500 milyon ayda maaş alıyor. Türkiye hala demokratik açılımdan bahsediyor. Bravo. Yalan mı? Allah aşkına yani. Allah aşkınıza kardeşim yani. Gençlik aç, işsiz. Biz nelerden bahsediyoruz yani? Nelerden bahsediyoruz? Ben karar veremiyorum. Hangimiz Allah'tan korkuyoruz? Hanginiz daha Müslümanız? Valla ben de gidip Afganistan'a mı sığınayım, ne yapayım? Gerçi o sığınanlar ülkeyi soydular. Onlar tabii farklı yani. Biz de farklı. Çünkü biz konuştuğumuz zaman, yani fikrimizi belirttiğimiz zaman ne baskılar görüyoruz? Size anlatamam. Bir sanatçı olarak. Ulan benim cürmüm ne lan? Ben ne kadar yer yakarım yani? Ben kimim lan? Yani... Ben bile baskı görüyorum, konuşuyorum diye. Yazık. Keşke benim Allah'tan korktuğum kadar korksanız Allah'tan. Ah, emeklilere hiçbir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Daha nelerden bahsediyorlar yani, değil mi? Allah aşkınıza ya, var ya... Kendine gelin, Türk halkı kendine gel. Yani samimi söylüyorum ya, kendine gel. Daha neler bekliyor bizi kim bilir? Nelerden bahsediyoruz biz? Çocuk ya, yazık, İngilizce gibi bir lisan öğretiyor. Yani çok kolay bir şey değil bu arkadaşlar. Ve 500 milyon maaş alıyor bu. Bu garantisi de yok yani, daha sözde. Evet. 500 milyon alıyor ayda ya. Gerçekten öyle. Allah'ım. O hepsini tuzu kuru şeyden bahsedenlerin tabii. Tuzlar kuru. Tuzlar kuru.
Belki öyle umuyorum. Bu konuşmanız Türkiye'de bazı şeylerin değişmesine öncü olur. Öncülük etmiş olur. Cehalet. Halkımızın aydınlanması lazım. Lütfen, evet. Lütfen. Herkes şapkasını biraz önüne koyup düşünsün, evet. Arkadaşlar. Düşünün, uyanın. Allah rızası için uyanın. Evet. Biz bunu hak eden bir toplum değiliz.